Selamlar herkese. Yine bir canlı yayınla karşınızdayız. Saatler 21'i gösterdi. Bu arada yeni yasaklar da açıklandı. 21'den sonra artık dışarı çıkamıyoruz. Hafta sonu da evdeyiz. Hep birlikte kapanıyoruz. Bu vesileyle de canlı yayınlarımıza biraz daha ağırlık veririz. Birlikte vakit geçiririz diye düşünüyorum. Şimdi Aralık ayını konuşacağız. Aslında 2020'nin en çok beklenen aylarından bir tanesi çünkü çok önemli bir dönüm noktası olacak. 21 Aralık tarihinde Jüpiter ve Satürn kavuşumu var. Hepimiz merakla onu bekliyoruz. Nasıl yeni bir kapı açılacak hayatımızda, nasıl yeni bir döngü başlayacak diye. Tabii çok önemli tutulmalar var. Bunlardan bir tanesi bugün gerçekleşti 12.30'da öğlen saatlerinde İkizler Burcu'nda ay tutulması oldu. Yine 14 Aralık'ta da Yay burcunda bir güneş tutulması olacak. Bunları merakla bekliyoruz. Umarım artık 2020'yi kapatırız ve unuturuz tamamen. Öyle diliyorum. Sevgili astrolog Naz Bayatlı bizimle olacak ve Aralık ayını kendisiyle konuşacağız. Onun yorumlarını, enerjisini çok seviyorum. Bakalım bizlere neler anlatacak. Geçen en son Uranüs Boğa transitini konuşmuştuk. Gerçi etkisi çok uzun yıllar daha devam edecek ama en son yayınımızda onunla konuşmuştuk. Beni çok etkilemişti anlattıkları. Yayına katılınca da söyleyeceğim. Gelmiş. Başlıyoruz o zaman. Tekrardan. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın İnci? İyiyim, teşekkür ederim Naz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir yeni aya başlıyoruz. Evet, aynen. Aralık inşallah güzellikler getirsin. Çünkü 2020 yani hiç iyi bir yıl olmadı. Aralık'tan hani çok fazla etki var. Sen anlatacaksın. Özellikle 21 Aralık'ı çok merakla bekliyoruz. Tamam. İşte ay düğümleri aksındaki tutulmalar da var. Bir tanesi bugün gerçekleşti. Ve senin yorumlarını çok seviyorum. Sen duyduğumu bilmiyorum ama şimdi Uranüs Boğa hakkında yükselen teraziyi anlatırken öyle şeyler söyledin ki hepsini bir bir yaşıyorum. Sanki benim kişisel haritama bakmışsın gibi. Arada da kulaklarını çınlatıyorum senin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün istersen bir genel olarak Aralık ayında hani ne gibi etkiler altındayız? Biraz ondan bahsedelim. Bildiğim Evet, aynen. Bugünle başlayalım istersen. Bugünkü tutulmanın aralığa yansıyan etkileriyle senin için de uygunsa. tabii seve seve. İnci bugün bildiğin gibi ikizler yay aksında bir ay tutulması gerçekleşti ve bu aslında ikizler ve yayın başlangıcı. Haziran'da şöyle bir bizi denedi. Aslında Haziran ayında gerçekleşen başındaki ay tutulması yay burcunda bize bir önümüzdeki süreci aslında ayak seslerinin ne olabileceğini yardımcı oldu. Şimdi bu aks önümüzdeki bir sene boyunca bizim tutulmaların gerçekleşeceği aks. Ve ikizler yay tutulmaları çok zihinsel. İletişimle alakalı ve hepimizin birbirimizle kurduğu bağlarda ne kadar zihnimizdeki planla kalbimizdeki planın inandığımız ve anlam bulmak istediğimiz konuların arasında ne yapacağımızı bulmaya yardımcı olacak. Her şeyden evvel hep ikizleri ve yayı ben Don Kişot'la Sancho Panza'ya benzetiyorum. Don bir hayali var. Aşkı Dulcinea var ve değirmenleri açtığı bir savaş var. Hayali değirmenler. Ve bu idealde, bu yolda yürürken, hayallerinin peşinde koşarken yanındaki bence ikizleri sembolize eden Sancho bir şekilde ona hayatın daha realitesini, onu espriyle gerçekliğe döndürmeye çalışıyor. Çünkü yay çok inançlı, idealleri olan, hayatın anlamını sorgulayan bir burç ve ilişkilerde hepimiz aslında kendimiz için bu önümüzdeki yıl ilişkilerin, zihinsel projelerimizin, öğrenimin, ticaretin ki ikizler her zaman ticareti sembolize eder ve bunun iletişim kanallarıyla yapılması yollarını arayacağız.
Web siteleri, sosyal medya, dijital dünya, yazı, çizi, kitaplar, kuracağımız insanlarla bağlar. Hepimize bence pozitif etkiler getirecek. Şimdi özellikle şunu söylemek gerekiyor. Her tutulmada, tutulmanın yönetici gezegenlerine de bakmalıyız ki Jüpiter ve Merkür bu tutulmaların yönetici gezegeni ve önümüzdeki yıl ikisinin de hareketleri aslında geçtiği burçlar aslında bizim için hangi alandayız haritamızda oraları canlandıracak. Şimdi gökyüzünde Merkür'le Jüpiter aslında iyi bir açı içerisinde sekstil yapıyorlar. Çünkü Jüpiter Oğlak'ta hala Merkür'de Akrep'te su toprak ilişkisi çok zihinsel, çok ticaretli atılımlarla alakalı, bilginin paylaşımıyla alakalı ve hepimiz bir şekilde eminim bu konularda birer açılım yaşıyoruz hayatımızda ne olursa olsun. Önümüzdeki dönemde aslında tutulma mevsimindeyiz. Çünkü 14 gün sonra bir de Yay'da Güneş tutulması olacak. Asıl o çok önemli, çok önemli. Çünkü 14 Aralık'ta gerçekleşecek olan Yay tutulması hepimiz için bugün hissettiğimiz aslında tutulma bir 15-20 gün evvelden hepimizi etkilemeye başladı. Kalbimizdeki, zihnimizdeki var olan bir duyguyu, bir düşünceyi, bir adımı aslında 14 Aralık'taki Yay tutulmasında hayata geçireceğiz. Ve bizim için çok daha görünür olacak. Çünkü Güneş tutulması bildiğin gibi bir yeni ay, oldukça güçlü bir yeni ay. Demek ki şimdi ne planlıyorsak buna çok dikkat etmeliyiz. Bunun bizim için ne kadar aslında bir gerçeklik içerdiğini, hayallerimizin peşinde koşmak için neleri somutlaştırmamız gerektiğini gösteriyor. İlişkilerde de öyle. Belki hepimiz için biten karar aldığımız bir takım ilişki kalıpları var. İlişkiler bitebilir. Fakat biliyoruz ki önümüzdeki dönem içerisinde artık neye ihtiyacımız yok ve neyi bırakacağız? Neyle artık ilerleyemiyoruz? Ve asıl önemlisi tabii ki 21 Aralık'ta senin de dediğin gibi gerçekleşecek olan Satürn-Jüpiter kavuşumu. Biraz bunu detaylı anlatmak istiyorum ama belki Çok sevindim. Yani hepimiz için önemli, merakla beklediğimiz bir gün. Evet. Senden de detaylı bilmek isteriz. Evet, kısaca ikizler yay aksındaki tutulmaların belki burçlar için hani çok üst şemsiyede belki zamanımız yok ama ne anlama gelebileceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki seve seve çok istediğimiz, sevdiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Hepimiz merak ediyoruz. Peki para konularında şimdi bunu herkes hani yükselen burcu için dinlesin ama Evet. burçlarını da ikinci olarak dinleyebilirler. Şimdi para konularında özellikle atılım yapmak isteyen, hani kaynaklarını genişletmek, kazançlarını arttırmak isteyen iki önemli burç var, Boğa ve Akrep. Dolayısıyla para konularındaki yatırımlar, ticari atılımlar, iş ortaklıkları için bu tutulmalar bir sene boyunca Boğalara ve Akreplere çok güzel şanslar getirecek. Hem para biriktirecekler hem yatırım yapabilecekler. Belki bir zihinsel ticari projenin içerisine girecekler ve kendilerini bu alanda ilerletecekler. Ceplerine parayı koyacaklar. Çünkü 2021'de Jüpiter Kova'ya geçtiği zaman bu hem ay düğümlerini çok destekliyor olacak. Tutulmaları zaten ay düğümleri olmadan tutulmalar olmuyor. Ay düğümlerini çok iyi destekleyeceği için bence güzel para kazanma şansları var. İlişkiler, evlilik özellikle tabii ki ikizler ve yaylar için, yükselen ikizler ve yaylar için önümüzdeki yıl çok önemli bir tema olacak. Her iki burç da bu tutulmaları hayatlarında belki gerçekten zihinlerine uyan, onlar için bir anlam ifade eden, heyecan ve hevesler getirecek, birlikte dünyayı keşfedebilecekleri, konuşarak, daha fazla zihinsel bağ kurarak, belki hakikaten kalpten bir dostluk kurarak ilk önce hayatlarına alacakları bir ilişki temasını gösteriyor. Ama bu ilişki temasının aslında en önemli meselesi etik olmak, ahlaklı davranmak, akla yakın davranmak. Gerçek mi bu ilişki? Nereden geliyor bu ilişkinin gücü? Bunu düşünmeleri gerekecek. Aşk, flört, yaratıcılık konularında aslanlar ve kovalar bence yılın önümüzdeki dönem içerisinde en güçlü iki burcu. Çünkü hem Jüpiter zaten kovaların yanında olacak Satürn'le beraber.
ikisinin de aslanlar için de ilişkiler alanında. Demek ki kovalar ve aslanlar evlenebilirler, hayatlarına çok önemli bir ilişki alabilirler. Var olan ilişkilerini ileri adım atarak belki daha ciddiyete dökebilirler. Ve bunun yanı sıra elbette iş ortaklıkları ve kariyer hedeflerinde de oldukça pozitif ilerleyeceklerini düşünüyorum. Jüpiter, kova ikisine de şans getirecek. İş konularında ve sağlık konularında önümüzdeki yıl oğlaklar ve yengeçler daha aktif. Çünkü iş alanlarında, çalışma alanlarında gerçekleşecek bu tutulmalar aslında biraz güçlükler de içeriyor bir yandan. Çünkü günlük hayatları çok yoğun olacak oğlaklar ve yengeçlerin. Belki günlük hayatta ufak tefek yapmaları gereken çok fazla iş yükü olacak. Hani bedenlerini bence sağlam tutmalılar. Ama çalışma disiplinleri ve çok yapacak işleri olacak. Mesleklerinde yapmak istediği konularda çok rahat oğlakların ve yengeçlerin ileriye gidebileceklerini düşünüyorum. Sağlıklarına dikkat ettikleri sürece. Koçlar ve teraziler için, yükselen koç ve teraziler için bilgi, fikirler, eğitimler, yine ticari atılımlar, web siteleri, dükkanlar, kardeşlerle ve yakın çevreyle ilişkiler gelişecek. Kendilerini gerçekten belki yeni bir eğitimle, yeni bir bilgiyle ya da yeni bir yaşam trendiyle yenileyecekler ve dikkat çekici fikirler, dikkat çekici projelerle öne çıkacaklar. Başaklar ve balıklar ev ve aile alanında yaşıyor olacaklar tutulmaları. Şimdi bu dönem elbette evde, evin düzeninde, aileyle kurdukları ilişkilerde, anneleriyle, babalarıyla ilgilenmek konuları, eşleriyle ve çocuklarıyla ön plana çıkıyor. Ev almak, satmak, yerleşmek, taşınmak, evden çalışmak, tüm bunlar balıklar ve başakların yapmak istedikleri şeyler. Ve işle ilgili, kariyerle ilgili elbette iş değiştirmek olabilir, işlerini bir şekilde daha güçlendirecek yetenekleri geliştirmek olabilir. Başaklar ve balıklar bu noktada hani dikkatli olmalı. Şunu söylemek istiyorum, başaklar ve balıklar için bir mesele var önümüzdeki yıl: Neptün. Neptün ay düğümlerine sürekli kare yapıyor olacak. Şimdi bu Neptün bence çok aktif olacak önümüzdeki yıl. Çünkü ay düğümlerine kare yaptığı için, tepe noktasında, apeksinde Neptün olduğu için. Şimdi Neptün dağıtan, çözen, biraz hani yönümüzü belirlemekte bizi zorlayan bir gezegen. Dolayısıyla hepimize üst şemsiyede biraz hedeflerde, özellikle balık ve başaklar için daha somut planlar yapmaları zorunluluğunu getiriyor. Önlerini görmek için planlarını şimdiden yapmalılar. Bu tutulma özellikle ve 14 Aralık'taki tutulmada ne yapmak istediklerini belirlerlerse önümüzdeki yıl herhalde çok daha rahat ilerlerler diye düşünüyorum. Şimdi 21 Aralık'taki Satürn-Jüpiter kavuşumuna gelelim. Şimdi bu Satürn-Jüpiter kavuşumu tarihte çok eski çağlardan itibaren aslında gözlemlenen, beklenen ve hakkında birçok astroloğun yorum yaptığı, öngörüde bulunduğu bir kavuşum. Buna sahip kıran deniyor. Sahip kıran Satürn'ün, Jüpiter'in aynı derecede kavuştuğu zamanlar. Bu zamanlar aşağı yukarı belli bir dönem, 250 yıl boyunca aynı elementte kalıyor. Dolayısıyla işte ateş, hava, su, toprak elementlerin 250 yılda bir değişerek 1000 yıllık bir döngüyü sembolize ediyor. Ve şimdi Satürn Jüpiter'in 18. yüzyılda bir araya gelmiş en son. Ve 18. yüzyıldan itibaren de toprak elementlerinde yaşamışız biz bu kavuşumları. Şimdi yeni bir çağ başlıyor. Dolayısıyla sabit havada ilk defa uzun yıllardır ilk defa bir araya geliyorlar ki aşağı yukarı 1400'lerde falan bir araya gelmişler en son. Şimdi bu çok heyecanlı. Çünkü sahip kıran demek önemli bir dünya liderinin ortaya çıkabileceğini sembolize ediyor. Bu peki mesela şimdi o gün doğacak bebeklerle ilgili söyleniyor. Bu öyle bir şey mi? Doğru mu? Yani 21 Aralık tarihinde.
Hani hakikaten özel çocuklar olabilirler. Çünkü yeni bir çağın başlangıcına doğuyorlar. Çünkü gerçekten göreceğiz ki hem politik değişimler olacak, hem ekonomik değişimler olacak, hem hepimizin sosyal hayatında ve yaşadığı trendlerde, hepimizin alışık olduğu trendlerin değiştiği bir döneme işaret edecek. Şimdi Sahip Kıran elinde gücü tutan demek aynı zamanda. Ebu maşallah böyle ifade etmiş. Şimdi bu illa bir kişi, bir lider olması anlamına gelmiyor. Belki hepimizin dikkatini çekecek, büyük, önemli, hayat tarzımızı değiştirecek bir trend olabilir bu. Ve bu 1000 yıllık döngünün tamamlandığıyla Kova burcunda kavuşum yapmaları nedeniyle Satürn'ün kısıtlayan yapıları anlatan, Jüpiter'in genişleten ve zenginliği anlatan enerjisi bir araya geldiği zaman akla gelen bir kere her şekilde internet teknolojilerinin, sosyal medyanın, dijital teknolojilerin genel çerçevede 18. yüzyılda başlayan sanayi devriminin aslında artık sonuna geliyoruz. Demek ki başka bir sanayi, üretim, ekonomik, sosyolojik yapının içerisine yavaş yavaş oturmaya başlayacağız. Bu yıldan başlayarak bence aslında Plüton'un da Oğlak'tan çıkacağı, Kova'ya geçeceği 2024'te, 2023'ün sonu 2024'te aslında göreceğiz gerçek etkilerini. Asıl bence Kova en ağır giden gezegen. Yani Plüton'un da Kova'ya geçmesiyle birlikte Kova'ya. Haklısınız. Kova'ya geçmesiyle birlikte hakikaten o büyük değişim adımlarını göreceğiz. Ve işte robotlardan tutun çiplere kadar insanların aslında belki biraz daha Satürn Kova, hatırlarsınız geçtiğimiz Mart. Zaten Satürn 29 dereceden 30'a geçerken 28-29 derecede bu pandemi süreci patlamıştı ve hepimiz evlere kapanmıştık. Yine aynı konumdayız. Görüyorsunuz işte yine yavaş yavaş kısıtlamalar gelmeye başladı. Çünkü Satürn 28-29 ve 17 Aralık'ta zaten Kova'ya geçtiğinde yine biz bunları bir nebze de olsa yine yaşıyor olacağız. İşte bugün televizyonda izlemişsinizdir. Yine bir takım alanlar kapanıyor. Yine içeride geçireceğimiz zamanlar var. Satürn Kova'ya bir girdiğinde zaten geçen dönemde başlamıştı. Yine yaklaştı Satürn Kova'ya doğru. Yasaklar yine başladı. Aynen. Geçen Mart'taki gökyüzü konumları tekrar şu anda Evet. Peki mesela ben şeyi merak ediyorum. Şimdi aslında Kova özgürlükçü bir burç. Özgürlüğü de anlatır. Teknolojiyi anlattığı gibi. Bir yandan da Satürn kısıtlayıcı bir gezegen en başta yer alan. O yüzden hani bu özgürlüğü kısıtlamalar bununla bağdaştırılabilir mi bu yaşadığımız? Ya bence kesinlikle. Çünkü Satürn zaten Oğlak'ta çok hani güçlü bir yapıyı sembolize ediyor. Oğlak kendi yönettiği burç ve Oğlak kurallarla, kaidelerle, regülasyonu ve otorite figürlerinin koyduğu kurallara riayet etmekle alakalı. Dolayısıyla Satürn Kova da kendi burcunda. Yani sonuçta burada bir söz sahibi olduğu burçtan diğer söz sahibi olduğu burca geçiyor. Dolayısıyla yine elbette belli yapılar bize ne yapacağımızı söyleyecek ya da bizi ne kadar, ne yönde, ne şekilde kısıtlayacaklarını bir şekilde üzerimize empoze edecekler. Ama şu da var. Dolayısıyla belki hani korona süreci, korona hepimize başka türlü bir yaşam, çalışma, beslenme, ne bileyim birbirimizle bağ kurma yolunu açtı. Yani tamam çok sıkıcı, çok korkunç, bence çok berbat günler geçirdik bir yıl boyunca ama ben yine hani hep pozitif, ayım yay olduğu için bir şeyleri pozitif taraftan görmeye eğilimim var. Dolayısıyla bu belki bizim evden çalışma düzenimizi düşündürdü bir şekilde, bizi bu anlamda ne yapabileceğimize odakladı ve ben hayatımda ne Zoom bilirdim, ne işte Teams bilirdim. Bunları hayata soktu. Ve yine insanların global olarak birbiriyle yine bir şekilde iletişim kuracakları, teknolojinin hastalığı tedavi etmek için felsef felsef ileri gidecek bir takım buluşlarla buluşacağını, kavuşacağını düşünüyorum. Ama kova demek insan demek. Kovanın humanistik bakış açısı, sosyolojik olarak insanların en iyi,
en ehven, en eşit yaşam koşullarına kavuşmasıyla alakalı. Jüpiter bir anlamda bizim hepimizin bir arada sağlıklı, mutlu, teknolojinin imkanlarını kullanarak daha iyi gitmemiz için eminim yeni buluşları, yeni açılımları getirecektir. Ama Satürn Kova bir yandan insanları teknolojik alanda bir araya getirirken bir yandan da uzaklaştırıyor. Bu hani sosyolojik olarak ortamlarda bir arada olmamızı belki engelliyor. Ama nerede? Uzaktan bir aradayız. Ve yine mesafeli de olsa incicim bir aradayız. Evet, aynen, gerçekten bence de böyle de güzel, en azından. Biraz da düşünme zamanı oldu herkesin sanki. İçe dönmek için güzel bir dönem, fırsat oldu. Öyle bir hal olduk içe. Yani sonuçta hani nasıl değerlendirebildiğine malum, göre değişiyor insanın kendini, farkındalığını geliştirmesi. Evet. Umarım işte hani bu süreçten herkes payına düşeni almış olarak çıkar en azından. Hani boş boş çıkarsak yazık olur yani bu yaşananlara. Gerçekten hepimiz aslında kendimizi tanıdık ve kendimizi öğrendik. Kendimizin bu yalnızlaşma sürecinde kendi kendimizin nasıl tepki vereceğini gördük. Şimdi bir şekilde şu 21 Aralık'taki Satürn-Jüpiter kavuşumu haritasına bakıyorum şu anda. Sıfır kavuştukları zaman 21 Aralık'ta saat 13'te kavuşuyorlar. Artık yeni bir çağa giriyoruz 21 Aralık'ta. Aynı gün şey de var galiba, Merkür-Güneş kavuşumu da var değil mi? Çok ilginç bak, Merkür-Güneş kavuşumu var. Kuzey yarım kürede artık Oğlak dönercisi kış zamanı başlıyor. Güneş 0 derecede. Haritanın Koç yükseliyor ve o da 0 derecede. Ve hani çok inanılmaz bir 0 derece enerjisi var. Dolayısıyla Plüton 23 derecede, Mars'la karesi var. Partil. Plüton 23 derecede, Mars 23 derecede, Güneş Merkür kavuşuyor 0 derecede, Jüpiter Satürn kavuşuyor 0 derecede ve yükselen 0 derece Koç. Demek ki gerçekten epik bir başlangıç noktasındayız. Bence bu çok önemli. Dolayısıyla bu harita bana şunu gösteriyor. Ay Balık'ta ve Neptün'le kavuşuyor. O da 23 derecede. Ay da 23 derecede. Ve tutulma da 23 derecede Yay'da gerçekleşiyor 14 Aralık'ta. Bence bu harita inanılmaz bir aslında hikaye barındırıyor içerisinde. Bir kere Satürn ve Jüpiter zaten anlattık, hani yeni bir çağa girişimizi sembolize ederken Mars'ın da Koç'ta ve birinci evde güçlü olması, nereden bakarsak hani global olarak en azından bu bize göre, İstanbul'a göre çıkarmaz, Ankara'ya göre çıkarmalıydık kendi baş şehrimize göre, ama 3-4 derece fark eder. Dolayısıyla hem yönümüzü belirlemek için oldukça, ay burada 12'de İstanbul'a göre ve zaten bizim kendi haritamızda da ay Türkiye'nin haritasında da 12. evde ve ikizlerde ve ikizler üzerinde olan tutulmada 12. ev neyi sembolize eder? Ay halkı anlatır ve 12. ev kapanmayı gösterir. Dolayısıyla o kadar sembolizm uyuyor ki yine yavaş yavaş aynı içine kapanma sürecine giriyoruz. Ve burada da ay Neptün'le kavuşuyor ve bu haritada yine bir kapanma, daha spiritüel olma, aslında ruhani olarak kendimizi mutlu edecek inançlarla, felsefelerle, belki başka ruhani kendimizi rahatlatacak yöntemlere geri döneceğimizi gösteriyor. Ama bir yandan da dış dünya çok aktif. Çok belki mücadeleli, belki savaşçı, Mars birinci evde, Plüton'la kavuşuyor. Aslında büyük bir enerji de var, enerji çıkışı var. Belki dünyada aslında biraz işler karışacak gibi duruyor. En azından güç gösterileri, gövde gösterileri, üzerimize belki manipüle edilen bir takım yine bizi gerginliğe sürükleyebilecek temaların olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan şans noktası 23 derece ikizlerde Mars'la sekstil yapıyor ve bu noktada hakikaten iletişim alanında da durduğu için çok aktif iletişim içerisinde olacağız. Bol bol konuşacağız, yazacağız, zihinsel konularımız var. Güneş'in oğlak, Merkür'ün oğlak olması da herhalde biraz pesimistiz. İçimizde sıkıntı var ama en azından 10. evde duruyorlar, iş odaklıyız.
dünya liderleri, ekonomiyi, iş dünyasını, insanların ekmek parasını, emeğini bir şekilde herhalde düşünüyor olacaklar. Venüs yay burcunda ve Venüs'ün yayda olması zaten hani çok uluslararası ilişkilerin, yine hepimizin belki yazmak, çizmek, anlatmak, okumak, baskılı malzemelerle uğraşmak, akademik konularla, televizyonla, sinemayla, ki sana tavsiye ediyorum Venüs yaydayken güzel ataklar yapabilirsin bu yıl. Yani benim 14 Aralık'tan da umudum var çünkü tam Venüs'ümün üstünde gerçekleşiyor güneş tutulması. Bakalım artık inşallah o dönemi değerlendiririm. Teraziydi değil mi senin? Evet, yükselenimin yöneticisinin üstünde. Bakalım güneş tutulması. Güzel bir açılım olacağını, adım gibi eminim, yeni bir başlangıcını gerçekten düşünüyorum. Hem dış dünyadaki hedeflerin, hem ilişkilerin, hem iş ortaklıkların bakımından. Şimdi biraz daha herhalde vaktimiz var. Ben biraz bu Satürn, Jüpiter kavuşumu, burçlar için hani kısaca ne anlama geldiğinden biraz daha. Çok seviniriz tabii ki de. Her soruyor onu söyleyeyim bari, insanlar bir şekilde ona göre plan. Şimdi koçlar için bu güzel kavuşum, gelecek planları, gruplar, aktiviteler, her şekilde arkadaşlıklar, yeni gruplar anlamına gelecek ve hem bulundukları çevrelerin içerisinde güç kazanacaklar, hem dostluklar, arkadaşlıklar, zengin çevrelerden destek alacaklar. Belli derneklerin, kulüplerin, çalışma ortaklıklarının içerisinde olabilirler. Fikirlerini çok daha fazla insana duyurmak, insanların dikkatini çekme şansları olacak. Zihinsel olarak çok beğenilecekler, buna eminim. Ama düşünceleri güçlü, yeni bir tekniği, teknolojiyi de kullanarak ortaya çıkabilirler ve söz sahibi olacakları bir alanın içerisine girecekler. Şimdi boğalara bakarsak, boğalar için bu tepe nokta. Yani boğa kariyer alanında bu kavuşumu yaşayacak. Yani bu yeme de ye, yanında yap bir durum. Boğalar için çok önemli o zaman, değil mi? Boğalar için önemli, yani bu beklenen bir şey. Dolayısıyla söz sahibi olmak, uzmanlık kazanmak, profesyonel hayatta başarı elde etmek, yeni bir kariyer hedefi belirlemek, işten terfi almak, yeni iş başvuruları yapmak, iş kurmak için boğalar harika fırsatlar eminim yakalayacaklar. Eğitimler, bilgi, dijital dünya, sosyal medya, hepsinde aktif olacaklarını düşünüyorum. İkizler zaten hani uçtular, yani hani çok şanslılar. Çünkü zaten hava, ikizler, Satürn ve Jüpiter'de kovada, havada gerçekten uzaklar, yabancılar yine. Basın, yayın, hukuki işler, resmi ve devletle alakalı işler, kendilerini ortaya koyma fikirlerle alanlarında korkunç bir destek alıyorlar. Ve bence yazarlar, kitaplarını bastırırlar. Yine web siteleri, dijital dünya, satış, pazarlama, web siteleri üzerinden bir şeyler yapabilirler. Akademik hayatta çok şanslılar. Uzaklarla, yabancılarla bağ kurabilirler ve attıkları her adımda ikizler bence yaşadı. Dolayısıyla yengeçler, yine dediğim gibi yengeçler için bu kavuşum maddi kaynakların paylaşım alanında. Dolayısıyla krediler, borçlar bu anlamda elleri bollaşacağı belki bir döneme giriyorlar. Yani para kazanmak için daha atılgan olacaklar. Yatırımlarını daha iyi değerlendirecekler. Ama krizleri varsa, hani kredilerle, borçlarla, bir ödemeyle ilgili durumları varsa orada elbette kendilerini rahatlatacak bir iş atılımına girebilirler. Kendi işlerini yapabilirler, iş ortaklıkları olabilir, eşlerinden gelen veya aileden gelen destekler olabilir. Ve orada eminim bir ticari mesele var. Yani Satürn, Jüpiter iş kurmayı, zenginleşmeyi, mirasa kavuşmaya, bir şekilde parayı cebe koymayı bence gerçekten sembolize ediyor. Bilinçaltlarını, psikolojik durumlarını destekleyecek güzel bir zaman. Aslanlar zaten hani yaşadığı, bekar aslan varsa ve herhalde bu yıl 2021'de evlenemiyorsa, yine benim klasik lafım, yıkılın karşımdan, yani diyecek bir şey yok. Artık evren bir şekilde ne yapsın size? Değil mi? Artık bu köprüden önce son çıkış aslanlar için. Yani artık. Siz evlendiniz. Artık hani zaten eminim şöyle ki İnci, Jüpiter girdiği alana beklenti getiriyor. Bir şekilde
kişinin nereden bakarsanız bir şeye daha fazla ihtiyaç duymasını sembolize ediyor. Dolayısıyla kişisel gelişim gezegeni umutları sembolize ediyor. Ve Satürn orada da bunu somutlaştıracak ve gerçekleştirecek bir şans. Bu yüzden evlensinler. Kariyer alanında yukarı çıkacaklarını yine düşünüyorum. Yine iş kurmak, iş ortaklığı yapmak, yaratıcı fikirlerle ortaya çıkmak için şahane. Başakların Satürn ve Jüpiter iş ve çalışma alanlarında olacak. Şimdi burada hani iş ve çalışma alanlarının düzeni biraz değişebilir. Burada hani daha teknik, daha belki ekiplerin işin içerisinde olduğu yenilikler ve bir adapte olmaları gereken bir süreç olabilir. Ama bu fırsat getirecek, yani bu yıkıcı bir şey değil. Ya da yaptıkları bir işte uzman olarak terfi etmek ya da bir şeyde söz sahibi olmak için yeni bir atılım yapabilirler. Çalışma düzenleri bence onların faydasına olacak şekilde değişecek ve sağlıklarına bakmalılar. Diyet, beslenme, hareket ve bu alanda sağlıklarına bakarak kendilerini daha güçlendirebilirler. Teraziler zaten ne diyeyim? Nereye de terazi duyayım. Aşk aşk diyelim, ne diyelim. Bu arada astroloji nasıl çalışıyor söyleyeyim. 12 yıl önce işte 2009 yılında Jüpiter Kova'dayken, 5. evimdeyken kızım Hayal'e hamile kalmıştım. 5. ev aşk ve çocuk evi olduğu için hemen Jüpiter'in burada işlevini ortaya koyduk. Peki var mı böyle bir plan yine? Yok. Yok, öyle bir plan yok yani. Tamam. Bu sene artık beklentilerimiz başka 5. evden. Evet, bence de 5. evden güzel yenilikler sonuçta. Ama yani hayat bu. Allah büyüktür. Bilim belli olmaz. Jüpiter gelirse her şeyi yapabilir. Arkasından evlilik gelir. Arkasından belki bir bakıyorsun daha Satürn orada 3 yıl boyunca orada. Ama gerçekten ayakları yere sağlam basan, senin için mutluluk zaten düşünmüşsündür bu ikizler yay sürecinde. Diyeceksin ki benim için anlamı olan bir insan kimdir? Bana kim mutluluğu getirecek? Kim beni mutlu edebilir? İşte onu planladığın şekilde orada onun gerçekleşmesi için Satürn de orada. Ve hani yükselen teraziler için böyle bir fırsat çok %99 var. Ama elbette yaratıcı projeler, kişinin kendini ifade etmesi, ortaya koyması, yaratıcı fikirlerle ve yeniliklerle çok da mümkün. Başarı kazanmamak elde değil. Bakarsak eğer akreplerin ev ve aile alanında, şimdi akrepler ev almak istiyorlarsa, yerleşimleri içerisinde değişimler yapmak istiyorlarsa, bu tadilat, tamirattan tutun, ev almaya, değiştirmeye, tüm bunlara gerçekten ihtimal veriyor. Ve Jüpiter 4'e gelince çocuk sahibi olmayı çok görüyorum. Yani kadınlar için Jüpiter 4, çocuk sahibi, anne, ebeveyn oldukları bir zamandır. Bu da olabilir. Yine evden çalışma düzeni ve bir şekilde evin içerisinde olup, evin içerisinde mutlu olup ve gelişimini orada planlamak akrepler için hani çok mümkün. Yaylar zaten zihinsel tutulmalar, bir de zihinsel evde, araba, bilgisayar, cep telefonu, dükkanların açılması, şubeler, kurslar, eğitimler, tüm bunlar yükselen yaylar için inanılmaz bereket ve zenginlik getirecek. Fikirlerini daha rahat yayacaklar. Kitaplar, dergiler, eğitimler, kurslar, eğitim verebilirler, eğitim alabilirler, kitap çıkarabilirler, işte magazin, dergi, araba, bilgisayar, tüm bunları bence çok keyifli bir süreç. Kardeşlerle ilişkiler gayet güzel, hani o anlamda bence gayet iyi. Gelirsek oğlaklara, şahsıma da para evinde yengeçlerle oğlakların demiştik. Dolayısıyla yine parayı daha akıllıca, daha gerçekçi, büyüten, yatırımlar yapan bir bakış açısıyla oğlaklar bu Satürn Jüpiter kavuşumunu kullanacaklar. Ve bu yenilik dolayısıyla Satürn ve Jüpiter'in yeni bir para kazanma aracına doğru da gideceklerini gösteriyor. Yani bir şekilde kafaları daha iyi çalışacak. Dolayısıyla zaten oğlağın burcu, gezegeni Satürn ve Helenistik astrolojiye göre birinci evin yöneticisi ikinci eve girdiği zaman buna das kapital diyoruz, yani para. Dolayısıyla oğlak yönetici Satürn, iki de para gelecek demek. Sevgili kovalar, zaten hani sizin için bütün bunlar, yani bu kavuşum sizler için. Ben de eğer hayatınızda
bir değişim yapmak için bekliyorsanız ve yapamamışsanız, bu dönemden sonra artık bunu rahatlıkla yapabileceğinizi görüyorum. Yine yıkılın karşımdan, eğer zayıflamıyorsanız, saçınızı başınızı değiştirmiyorsanız, kendinizi daha iyi hissetmek için bir şeyler yapmıyorsanız, karşınızdaki insanları kendinizi ezdirmeden, ilişkilerin gerçekliğini görerek, nereden bakarsanız bakın önünüze bakarak daha sağlam ve somut adımlarla ilerleyip yeni hedefler koymuyorsanız artık diyecek bir şey yok. Hayatı değişmeyen kova kalmayacak o zaman. Kalmayacak, kalmayacak. Umarım herkes bunu pozitif değişimlere doğru götürecektir. Balıklara gelirsek, şimdi balıkların tabii ki Satürn ve Jüpiter 12. ev adını verdiğimiz daha böyle bir kapalı alanda. Şimdi Satürn'ün 12. ev geçişini yayda yaşamış bir insan olarak şunu söylemek istiyorum. Satürn 12. eve girince kişiyi biraz yalnızlaştırıyor. İçine dönme durumu yapıyor. Çünkü hayatında ya iş ya başka bir durum seni öyle fazla kilitliyor ki, seni oraya o kadar odaklıyor ki, hani onunla uğraşıyorsun o süreç boyunca. Ama Jüpiter'in orada olması çok güzel, çok bereketli. Çalışma alanlarında elbette kendi alanlarında çalışacakları özel bir iş yapabilirler. Bu hani bir laboratuvara kilitlenip bir projeye odaklanmak da olabilir. Bir müzik bestelemek için eve kapanmak da olabilir. Kolektife yapacağınız bir iyilik de olabilir. Yardımseverlik de olabilir. Bir sanatçı tarafınızın ortaya çıktığı bir süreç de olabilir. Yine spiritüel konular, manevi işler, bunlarla ilgili kişiler ve gruplar. Ve bu bence neye benziyor biliyor musunuz? Bir guru aramak, bir öğretmen aramak. Dolayısıyla balıklar hayatlarında yeni bir yön açacak, yeni bir bakış açısı açacak bir öğretmen, bir guru ya da bir tema bulabilirler. Seyahatler, yolculuklar, işle ilgili seyahatler ve yolculuklar yapabilirler ve psikolojik alanlarıyla eminim kendilerini bilinçaltında çok daha iyi tanıyıp gerçekçi gözle değerlendirecekleri bir yıl geçirecekler diyebiliriz efendim. Evet, balıklar için yine birazcık kendi doğalarına da uygun manevi yolculuğa çıkma dönemi diyebiliriz. Aa, şimdi Satürn'ün 12. evdeki halini hatırlamıyorum. Çok uzun yıllar geçmiş zaten, o zaman gençtim. Ama şunu söyleyeyim, bu progres ayın 12. evde olması bitiriyor naz insanı. Benim de progres ayım 12'de ve yayda. Bütün tutulmalar ayımın üzerinde oluyor. Dolayısıyla... Ayın 12'de olması, şimdi hani astrolojide şunu moral bozmak için söylemiyorum ama hani yıldızı düşük diye bir tabir vardır ya İnci. Yıldızı düşük olmak nedir biliyor musun? Ayın 12. evde olmasıdır. Çünkü neden? Göze geliyorsun, nazara geliyorsun ay 12'de. Duygusal olarak bir şeye bağlanıyorsun, onunla ilgileniyorsun ama orada yalnız kalıyorsun. Dolayısıyla duygusal destek demek ay. 12'de aslında biliyorsun ki senin kendi içinde duyduğun güç, irade ve yapma arzusu, ona verecek destek senden başka kimseden gelmiyor. Şimdi bu zor. Ben bunu yaşıyorum ama bu ne demek? Bir yandan da inanılmaz spiritüel. Hani bu bir şekilde aydınlığa ermek, içinde nirvana. Ve bu süreçte bazen elediğin duygusal olarak birçok insan oluyor, birçok iş oluyor. O ay nereyi yönetiyorsa orada annelik ettiğin birisi oluyor. Ama o çok annelik ettiğin insanın da sana aslında bir şekilde o duyguların karşılığında ne verip ne vermediğini de daha net görmek durumundasın. Hani bu bir eleme süreci. Ay 12'de. Evet. Şu anda senin de progres 12'de mi? Ay. Evet. Aslında bir yandan da şöyle düşünüyorum, çok zorlayıcı bir süreç olmasına rağmen ne kadar şanslıyım ki böyle bir döneme denk geldi. Yani aslında hayat biraz durup işe dönderken bunu yaşıyor olmamızda, o da bizim şansımız olsun. Çok haklısın. Gerçekten çok güzel bir tespit. Bunu, bu durumu tolere edebilmemize yardımcı oluyor. Çünkü o 12'deki ay aslında ben bakıyorum hani... Okey, her şey kapandı, evdeyiz, bana ne? Zaten yapacak çok işim var. Zaten dışarı çıkacak halim yok. Evdeyim ve mutluyum. Bu arada progres ne diyorlar doğal olarak? Herkes bilmiyor bu terimi. İstersen kısaca bahsedelim mi?
Aytaç buradaymış. Sevgiler Aytaç. Merhaba. Selam sevgiler Aytaç. Evet. Aytaç senin de hayatın değişecek bir kova olarak. Evet. Biraz önce yorumlarda duymuşsundur. Bir insan eminim. Hani bomba gibi olacaktır vallahi. Nükleer başlıklı Aytaç göreceğiz herhalde karşımızda. Şimdi progres dediğimiz şey doğum haritamızdaki gezegenlerin gökyüzündeki hızlarının %1 düşürülmesiyle oluşturulmuş yeni bir harita. Dolayısıyla diyelim ki Ay gökyüzünde 2,5 günde bir burç değiştiriyor. Progres haritada 2,5 yılda bir burç değiştiriyor. Ve progres dediğimiz haritada daha fazla aya bakarız. Yani ay neredeyse 2,5 yıl boyunca kişinin odaklandığı yaşam teması oradadır. Duygusal bağları o evin konusuyla belirlenir. Kişinin istekleri, gereksinimleri o evin konusuyla belirlenir. Ve 2,5 ay boyunca da o güneşin 30 yılda bir değişen, burç değişen, 30 yıl bir burçta kalıyor. Dolayısıyla ay fazı da çok önemli progres haritalarda. Ay ilerliyor sanki bir yelkovan gibi, güneşi de akrep gibi düşün. Ona göre konumlanması ve pozisyonu da ikinci olarak bir yaşam fazına işaret ediyor. Dolayısıyla progres harita çok çalışır, çok bence içsel süreçlerimizi, çevresel koşullarımızı anlatır. Ayın 12'de olması dolayısıyla senle benim biraz artık içimizin dışımızdan daha önemli olduğunu işaret ediyor. Dıştan çok içeri dönmek ve orayı biraz tamamlamak, bütünlemek. Ben memnunum bu süreçten. Yani ben de memnunum çünkü gerçekten hem içi döndüm hem temizlemem gereken her şeyi temizledim. Şimdi yeniden doğmak için bekliyoruz o zaman. Tanta çıkınca evet senin ayın teraziye geçince zaten o ne demek, harika bir şey demek. Benim de ayım oğlağa geçecek, hiç harika bir şey değil ama olsun, ben alışığım yükselen oğlak olarak yine böyle keçi keçi başarılı çalışma odaklı hayatıma devam edeceğim. Var mı başka sorunuz efendim? Evet, yani soru cevaplamak istersen, yani senin için eğer zahmet olmazsa bir iki tane cevaplayalım. Ya da teşekkür ediyorum zaten ağzına sağlık, harika anlatımınla bize Aralık ayını çok güzel anlattın. Hatta daha da geniş bir süreci anlattın, Jüpiter, Satürn hangi evimizde olacağı ile ilgili. Gayet neredeyse yaklaşık 2 yıllık bir süreç aslında bu. Kapanıyoruz belli ki, belli hafta sonları evde olacağımız bugün açıklandı. Bence arada böyle yapalım Aralık ayında. Çok çok memnun olurum. Evet, yani çünkü çok seviyorum senin yorumlarını da, enerjini de. Bugün ayının da yay olduğunu öğrendim. Oradan anladım çünkü ben yayları ekstra bir seviyorum. Benim de yay stelyumum var. O yüzden. Yay stelyumuna kavuşunca o büyük bir hani insanın bağını oluşturuyor. Hiç tanımadığınız artistleri mesela birini çok seversiniz. Neden sevmezsiniz? Açarsınız, bakarsınız ya ayınız ve onun Venüs'üyle kavuşuyor ya ayınız onun yükselenine geliyor. Dolayısıyla seninle de Ay Venüs kavuşumumuz var. Bu da bence çok güzel bir bağı sembolize ediyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geliriz. Güzel yorumlarını dinleriz. Ağzına sağlık. Öpüyorum. Çok. Bye bye. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kal. Bye bye.